Aşıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Caillou'nun evinde çok huzurlu ve sakin bir sabahtı. Anneciğim, meyve suyu alabilir miyim acaba? Elbette alabilirsin. Bardağın tezgahın üzerinde. Caillou kendi bardağını kullanmak istememişti. Annesi ve babası gibi o da fincandan içmek istemişti. Sakın kıpırdama Caillou. Ayağını kesmeni istemiyorum canım. Çok yazık. Büyükannenin benim için yaptığı fincan bu. Özür dilerim anne, onu kırmak istememişti. Tatlım, bunu biliyorum. Bu bir kazaydı. Bunları çöpe atsam iyi olacak. Merhaba Caillou. Ne oldu sana? Merhaba büyükanne. Annemin en sevdiği fincanı kırdım. Senin yaptığın fincanı. Eminim kazayla olmuştur. O kadar üzülme. Bak ne diyeceğim. Bugün el sanatları kursum var. Neden sen de gelip yenisini yapmıyorsun? Sahi mi? Elbette. Annene bana yardımına geldiğini söyleriz. Yeni bir fincan yapacağını söylemeyiz. Böylece ona da güzel bir sürpriz olur bu. Evet, doğru. Öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Bu kıyafetlerini temiz tutacak. Şuradakini çok sevdim. Ben de böyle bir fincan yapabilir miyim büyük anne? Tabii ki yaparsın tatlım. Sana yardım edeceğim. Bu evdeki oyun hamuruma benziyor. Evet, benziyor. Tek farkı bunu taş gibi sağlam olması için büyük bir fırında pişiriyoruz. O kadar Caillou. Bu dönüyor. Evet, böyle çömlek yapılıyor. İzle. Caillou büyülenmişti. Büyük annenin kabı etkileyici görünüyordu. Annem için bir fincan yapacağım. Şimdi de annem için bir araba yapacağım. Ve şimdi de bir uçan araba yapacağım. Neden güldün Caillou? Ne yapacağımı düşünüyordum da ondan. Hadi buraya gel de fincanı yapmaya başlayalım. Sadece hamur fincan şeklini alana kadar ellerini böyle tutmalısın. Sakın çok sıkma. Bu aynı arka bahçede çamurla oynamak gibiymiş. Belki de bu yüzden herkes bunu yapmayı çok seviyor. Aferin sana Caillou. Şimdi içine boşluk açacağım. Kulp da yapmak ister misin? Sadece hamuru böyle yuvarla. Ben takabilir miyim? Şimdi kuruması için hamuru kısa bir süre için fırında pişirmemiz gerekiyor. Ne kadar sürer büyük anne? Fazla sürmez. Bir süre sonra büyük anne fincanı ve çömleği fırından almıştı. Soğuduklarında ise
Büyük anne ve Kayu onları boyamaya başlamışlardı. Başka renkler var mı? Bu renkleri hiç sevmedim ben. Fincan fırında piştiğinde renkler parlak olacaklar. Tekrar mı fırına girecekler şimdi? Hı. Kayu çok üzülmüştü. Fincanı diğerleri gibi güzel olmamıştı. Renklerin gerçekten parlayacağına da inanmamıştı. Bu sefer fırında bütün gece kalacak ve biz yarın onu almaya geleceğiz. Ama onu anneme bugün vermek istiyordum büyük anne. Lütfen biraz sabırlı ol Kayu. Sadece bir gün. Bazı şeyler beklemeye değer. Ertesi gün büyük anne Kayu'yu almaya geldiğinde o Rosie ile oynuyordu. Kayu, bugün ne yapacağımızı unuttun mu yoksa? El sanatları kursuna gidecektik. Annemin fincanı. Yaşasın. Bu bir sürpriz. Unuttun mu yoksa? Bütün bitmiş çömlekler orada olmalı. İşte çömleğim büyük anne. Teşekkür ederim Kayu. Ya senin fincanın? Bubun şeklini hatırlıyor musun? İşte bu. Renkleri değişmiş. İşte bu yüzden çömleği pişiriyoruz Kayu. Hamuru şekillendirmekten daha çok zaman alıyor. Ama beklemeye değer. Evet, beklediğimiz de değmiş büyük anne. İçmek ister misin anneciğim? Hayır tatlım, şimdi değil, çok teşekkür ederim. Peki o zaman süt ya da meyve suyu? Susamadım ama sorduğun için teşekkür ederim canım. Neler oluyor orada? Gözlerini kapat anneciğim. Sürpriz! Bunu senin için yaptım. Kayu, bu harika bir şey. Bunu nasıl yaptın? Küçük bir yardımla. Bu sefer kırmayacağıma söz veriyorum anne. Çok teşekkür ederim Kayu. Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediye. Kayu annesine fincanını sevdiğini söylemişti. Büyük anne haklıydı. Bazı şeyler beklemeye değerdi. Bayan Martin'e sürpriz. Bir gün anaokulunda Leo arkadaşlarına gittiği bir partiyi anlatmıştı. Kuzenim Japon balığı için doğum günü partisi vermişti. Japon balığı mı dedin? Peki hediyeler de almış mı? Evet, akvaryumunda aşağı yukarı hareket eden ve köpükler çıkaran küçük bir pervane aldı. Pervane mi? Çok hoş. Japon balığının doğum günü de benimki gibi. Haziran ayında. Sizinki ne zaman? Gelecek hafta, pazartesi. Kayu, Bayan Martin'in doğum günü için özel bir şey yapmak istemişti. Ama yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bayan Martin'in doğum günü için sürpriz bir parti vermeliyiz arkadaşlar. Çok iyi olur bence. Kayu. Gitmeliyim. Hoşça kalın. Güle güle. Pazartesi günü Bayan Martin'in doğum günü. Clementine, Leo ve ben ona sürpriz doğum günü partisi vermek istiyoruz. Bu çok iyi bir fikir. Size yiyecek de lazım. Küçük kekler yapabilir miyiz? Tabii bize bir de hediye gerekli. Tabii bu sürpriz bir hediye olmalı. Kayu, Bayan Martin için güzel hediyeler düşünmeye başlamıştı. Çok teşekkürler. Her zaman pelerinim olsun istemişimdir. Ay canına, uçaklara bayılırım. Alkışa hazırlan.
vermek istediği hediyelerin Bayan Martin'e göre olmadığına karar vermişti. Bayan Martin neden hoşlanır merak ediyordu. Belki Leo ya da Clementine biliyordu. Ertesi gün Caillou'nun arkadaşları partiyi planlamak için gelmişlerdi. İşe doğum günü kekleri yapmakla başlamışlardı. Şimdi biraz yumurta. Rosie yapar. Üzülme Rosie, şimdi temizleriz canım. Neden tereyağını karıştırmıyorsun? Bayan Martin'e ne hediye vermeliyiz? Hiç küçülmeyen bir silgi olabilir. Ya da tüyleri olan pembe bir kalem. Ben buldum. Doğum günü kartı yapabiliriz. Annem doğum gününde çiçek almayı sever. Eminim Bayan Martin de seviyordur. Evet, iyi fikir. İsterseniz kağıttan nasıl çiçek yapıldığını öğretebilirim. Evet. Hadi önce kart hazırlayalım. Ben bir kelebek çiziyorum. Ben balonda mutlu yüzler çiziyorum. Çünkü onlar Bayan Martin'in doğum günü olduğu için çok mutlu. Ben de üzerinde bir sürü mumu olan büyük bir pasta çiziyorum. Rosie çizel. Tamam Rosie. Gel, sen de yeşile boyayabilirsin. Çok güzel. Bayan Martin bayılacak. Kağıttan çiçek yapmaya hazır mısınız? Evet. Tamam. İlk önce kağıdımızın üstüne yan yana küçük çiçekler çiziyoruz. Güzel çiçek. Bu harika Rosie. Tamam. Şimdi de onları keselim. Şimdi çubuğu kullanarak çiçeklerimizin üzerine küçük birer delik açalım. Ve içinden çiçeği biraz kaydıralım. Sonra çiçeğin ortasını yapmak için çubuğun üst kısmını bükelim. Çiçeğime bakın. Hepsi harika görünüyor. Şimdi büyük ve hoş bir buket olana kadar devam edelim. Evet. Sakın unutmayın. Clementine sen kartları, Leo sen de çiçekleri getireceksin. Ben de küçük kekleri. Tamam. Görüşürüz Caillou. Caillou Bayan Martin'e yapacağı sürpriz için heyecanlanmıştı. Doğum gününün gelmesini iple çekiyordu. Pazartesi sabahı kartları, çiçekleri ve kekleri getirmişlerdi. Unutmayın, bu bir sürpriz, tamam mı çocuklar? Bayan Martin anlamasın diye çok dikkatli olmaları gerekmişti. Sakın görmesin. Bayan Martin, gözlerinizi kapatır mısınız? Elbette kapatırım ama sadece bir dakikalığına. Üç dediğim zaman arkadaşlar, tamam mı? Bir, İki, üç. Sürpriz! Mutlu yıllar! Oh, aman Allah'ım. Bu ne kadar güzel bir kart. Ve bu çiçekler de çok güzel. Teşekkürler. Küçük kekler mi? Ne şirin. Her şeyi düşünmüşsünüz. Küçük kekleri kendimiz yaptık. Annem de yardım etti. Oh, çok güzel. Keki sevdim. Ben de bir tane istiyorum. Babacığım, parti çok güzel geçti. Bayan Martin çok şaşırdı ve küçük kekleri sevdi. Kendi doğum günümde de acaba sürpriz bir parti verebilir miyim baba, ne dersin? Neden olmasın? All my friends are here and it's gonna be a special day. We're having a party. We're gonna play lots of games. All right.
We're gonna dance around and everybody shout hooray! Hooray! There are different kinds of parties. You can celebrate lots of things. Birthdays, holidays, graduations. And we all get to sing la 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 la. We're having a party. We're having a party. Everybody put on your hat. Put on your hat. We're gonna eat a lot of cake and make some noise. Yeah! It's fun to get presents, but I like giving them more. 'Cause making somebody happy is the very best present for sure. We're having a party. We're having a party. And now it's almost done. It's almost done. Now let's all help clean up. Yes, having a party is... Akşam sürprizi. Bir akşam üzeri Kayu ve Sera bahçede oynayıp eğleniyorlardı. Yakaladım. Galiba yağmur yağacak. Babam geldi. Merhaba Kayu, merhaba Sera. Ne oldu? Su mu damlıyor? Biri vanaları açık mı unuttu yoksa? Hayır babacığım, yağmur yağıyor. Hadi bakalım herkes eve, sırılsıklam olacaksınız. Çabuk, çabuk. Bir dakikada sırılsıklam oldunuz çocuklar. Gilbert korkak bir kedi. Ama ben fırtınadan hiç korkmam. Herkes yerinde kalsın lütfen. Ben bir el feneri bulayım. Anneciğim. Rosie korkma, ben buradayım tatlım. İşte buldum. Hayır. Korkma Rosie, sadece benim canım. Hayatım, mutfakta mumlarımız olacaktı. İleri marş. İleri marş. Işıklar gittiğinde Kayu önce birazcık korkmuştu. Ama mumlar yandığında artık o kadar korkmuyordu. İşte geldim. Acaba ışıklar neden gitti baba? Galiba fırtına yüzünden oldu. Bazen yıldırım güç kaynaklarına düşer ve elektrik gider. Hadi başkalarının elektrikleri de gitmiş mi diye bir bakalım. Evet. Galiba dünyadaki bütün elektrikler gitmiş. Muhtemelen sadece çevremizdekilerdir. Hadi radyoyu dinleyip neler olduğunu öğrenelim. kapat şunu. Göremiyorum. Yetkililer elektriğin kısa sürede geleceğini umuyorlar. Kısa bir süre beklemeliyiz. Elektrik birazdan gelecektir. Elektrik yokken radyo nasıl çalışabiliyor baba? Fillerle değil mi? Evet, kesinlikle doğru. Radyonun çalışması için her zaman fişe takmamız gerekmez. Radyo pillerle de çalışır. El fenerleri gibi. İşte. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Annemi aramalıyım da. Bu iyi bir fikir. Eminim sizin evinizde de elektrik yoktur canım. Anneni arayıp bu gece burada kalman için izin isteyebilirim. Evet, lütfen burada kal. Tamam. Sera'nın annesi bu gece orada kalması için izin vermişti. Yemekten sonra Sera ve Kayu çadır kurmuşlar ve kampçılık oynamışlardı. Kayu! Kayu! İçeri gir Rosie. Ama dikkatli ol da çadır yıkılmasın. Anneciğim, feneri kapatabilir misin? Karanlık daha eğlenceli. Rosie korktu. Tatlım korkma, buradayım ben. Gilbert. Kayu baksana, korkunç bir canavar. Kayu onun Gilbert olduğunu bilse de Sera'nın canavarlardan bahsetmesini istememişti. Canavar sakın deme. Affedersin Kayu. Seni korkutmak istememiştim. Hadi kaşif olalım ve evin içinde Gilbert'i arayalım. Ne dersin? Bak Sera.
Hazira. Gilbert ışığın peşinden gidiyor. Pekala, işte elektrik geldi. Hadi yatma vakti. Kayu ve Sera elektriğin geldiğine çok üzülmüşlerdi. Çünkü çok eğlenmişlerdi. Ama Gilbert oldukça yorulmuştu. Hadi çocuklar. Biz de çadırımızda uyuyabilir miyiz? Ormanda kamp yapıyoruz da. Tabii, size uyku tulumlarını getireyim o zaman. Tavşan yapabiliyorum. Ormanda çok fazla tavşan var. Ayrıca geyikler ve sincaplar da. Tabii ayılar da var. Büyük ayılar ormandaki en büyük hayvan. Kayu ormanda o hayvanlarla birlikte olduğunu hayal etmişti. Ne oldu sana tavşancık? Karanlıktan mı korktun? Benimle gelebilirsin. Ben orman bekçisiyim. Ve karanlıktan yoksa sen de mi korktun? Hadi bizimle gel. Biraz uzun sürdü. Ben onları ararken... Tatlı rüyalar.